Bu çayı kimlerle içtik? Mehmet Akgün'le. Mehmet Akgün. Akgün, evet. Mehmet abicim, evet. Şimdi Siirt'in Baykan ilçesi burası. Evet. Baykan evet, ilçesi nasıl bir yerdir? Baykan yol ağzıdır. Doğu ve Güneydoğu'nun Doğu ve Batı'yı bağlayan bir ilçedir. İçinde yol geçiyor. Baykan ismi. Şimdi burada Veysel Karani Hazretleri'nin türbesi var. Evet. Veysel Karani Hazretleri kimdir desek? Hazreti Veysel Karani peygamberin dostidir. Yemen tarafından gelme. Herhalde şeyde savaşmış, şey düşmüş. Nedir ismi? Doğu'da. Düşmüş, üç tabut yapmışlar. Bir tabut buraya gelmiş. Bu Konya'ya gitmiş, diğeri de herhalde Arabistan'a gitmiş. Şimdi Veysel Karani Hazretleri'nin üç türbesi mi var? Evet. Peki neden Baykan'a gelmiş bir tanesi? Herhalde yol ağzıyken burayı düzgün görmüşler, gelip buradan. Hazreti Veysel Karani milattan sonra 555 tarihinde Yemen ilinin Karani köyünde dünyaya gelmiştir. Asıl adı Üveys'tir. Babasının adı Karen, oğlu Amir'dir. Ergenlik çağına gelince mükemmel bir insan olduğu şu sözden anlaşılmaktadır. Ey sevgili anneciğim, emin ol ki yakında beşeriyeti hidayete erdirecek, batıl inançları yıkacak, Allah'ın bildirisini bildirecek bir peygamber dünyaya gelecektir demiştir. Üveys'in küçük yaşta babasız kaldığı, yoksulluk içinde annesiyle yaşamını sürdürdüğü, hiç evlenmediği ve hiçbir zaman putlara tapmadığı rivayet edilmektedir. Hazreti Veysel Karani'nin Peygamber Efendimiz'in nezdindeki değeri aşağıdaki hadis-i şerifte anlamak mümkündür denilmiş efendim. Şimdi kısaca tabii ki ben burada sizlere Hazreti Veysel Karani'nin efendim hakkında kısa bir bilgi, aslında devamı var tabii ki ama biz istedik ki yöre halkı bizlere anlatsın. Fakat nedense Baykan'da dikkatimi bir şey çekti. Cami avlusunda, türbenin avlusunda bulunan çocuklara da sordum. Onlar da bir şey bilmiyor ama Doğu, Güneydoğu'da genellikle türbelerin, böyle tarihi yerlerin bulunduğu gençlere bile sorduğumuzda bize 3-4 dilde bu anlatılmakta. Ama ben Baykan'da bunu görmedim. Yani Baykan'da hiçbir dilde bize kimse anlatamadı. Neden amca? Vallahi dilleri zaten hepsi Kürtçe. Kürtçe'ye de razıyız. Onu da anlatan olmadı. Türkçe kimse bize anlatamadı. Yanaşamadılar herhalde. Bilmiyorum. Peki Baykan'ın neyi meşhurdu? Baykan neyi meşhur, ne diyelim buna? Şekeri meşhur şu an. Kim buraya geliyorsa, Veysel Karani'ye geliyorsa buradan tabarik olsun diye. Şurada görüyorsun şekerleri. Bütün mekkanlar bunun üzerine geçimini yapıyor. Herkes gelirken buraya çevresine, komşusuna, akrabasına tabarik diye Veysel Karani'nin hediyesini götürüyor, o şeker. Şimdi burada kendi şekerlerini imal etmekte. Peki yemek olarak neyiniz meşhur? Biryan. Biryan. Nedir bu biryan? Nasıl bir yemektir? Ya kuzu etidir. Kuzu etinden yapıyor, fırına atıyorlar. Fırından atılan baya lezzetli oluyor. Yörenin hayvanları da eti çok lezzetli. Tandırda yapıyorlar fırında. Peki Baykan'ın nüfusu kaç? Nüfusu 4800. Ya maşallah hiçbir şey bilmiyorsunuz. Yo, öyle bir şey sordunuz ki ben Baykan'ın nüfusu. Tamam, Veysel Karani, Hazreti Veysel Karani türbesi hakkında bir şeyler soralım. Ben onu bilmiyorum. Ben buranın insanlarından biriyim. Benim babam buraya geldiğinde, ikamet ettiğinde burası 4 hanelik bir evdi. Burası Hazreti Veysel Karani kendi imkanlarıyla dernek üzerine çalışmalar yapmışlar. Milletin yardımıyla bu cami olsun, Hazreti Veysel Karani türbesi olsun, bunlar yapılmış. Bizim bildiğimiz bu. Peki kimdir Hazreti Veysel Karani? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'imizin dünya ahiret kardeşidir. Onu görmeden kendisini kardeş olarak, hani dünya ahiret kardeşimdir demiş. Ondan sonra hırkasını göndermiş. Hani bunu görmeden böyle bir artık Resul-i Ekrem'in takdiri. Şimdi ben size bir şey sorayım. Hani burada kalanlar olarak, burada yaşayanlar olarak, ta yol güzergahında belki de direkt bu bölgede insanlar burayı ziyarete geliyor.
Hani siz burada kalanlar olarak buranın külliyetini, tarihçesini kimdir bilmeniz gerekmez miydi? Bilmemiz gerekirdi. Hazreti Veys el-Kırani, Üveys'ten Üveys'tir ismi. Yemen'den gelmiştir. Bu burada şehit düşmüş. Burada 3 tane tabut yapılmış. Bunun üzerine bu bölgede şehit düşmüş. Neden tamam da bunu paylaşamamışlar. O kabileler bunu paylaşamadığı için. Bunlar kavga etmiş. Biz kapacağız, bizim toprağımızda olsun. O demiş bizim toprağımızda olsun. 3 kabile varmış. Bu 3 kabile anlaşsın diye birisine soruyorlar, o şahıs 3 tane tabut yapıyor. 3 tane tabut aynı ağırlıkta. Peki o zaman gerçeği nerede, biliniyor mu bu? Gerçeği Allah biliyor. Gerçeği burada diyorlar. Burada diyorlar. Burası. Burası gerçeği. Burada daha eskiden bir tane subay vardı. Her zaman gelirdi buraya. Gelirdi buraya Kıbrıs Savaşı'nda. Ona yardımcı olmuş. Nasıl yaktı bitmiş, her şey imha yani düşecek. Orada bir tane birini görüyor yanında. Diyor devam et, hiçbir şey yok diyor. Ondan sonra kendisi anlattı bize bunu. Her sene gelirdi ama şu an galiba yaşamıyor. Vefat etmiş ki gelmiyor. Her sene buradaydı o. Gelirdi buradaki insanlara yardımcı olurdu, elbise getirirdi. Hiç burayı bilmiyor, Veys el-Kırani'yi bilmiyor o şahıs. Diyor sen kimsin diyor, işte Veys. İniyor, inişini yapıyor, inişi yaptıktan sonra bakıyor ki yanında kimse yok. Bu ziyaret hakkında ne biliyorsun? Bu Veys el-Kırani çok büyük bir tribe, bir sürü yerden turistler geliyor ziyaret etmek. Kimdir Veys el-Kırani Hazretleri? Diyorlar Peygamber Efendimizin büyük bir arkadaşı, büyük bir insandır. Bu kadar. Siz de biliyorsunuz. Kimdir Veys el-Kırani Hazretleri? Vallahi ne biliyorsunuz? Biz bilmiyoruz da öğrenmeye daha şey olmamıştı. Baykanlı mısın? Ben mi? Heh. Ben buralıyım, ziyaretliyim ben de. Ama bilmiyorsun. Yok, bilmiyorum. Böyle ev sahipliği olur mu? Bilmiyorum işte. Böyle misafirlere gelenlere cevap veremezsen. Kimdir Veys el-Kırani Hazretleri? Veys el-Kırani Hazretleri. Kimse bilmiyor zaten, hiç kimse bilmiyor. Veys el-Kırani Hazretleri Veys el-Kırani'dir. Öyle mi? Peki. Kimdir Veys el-Kırani Hazretleri? Peygamber Efendimizin dostudur. Kaç kere onu görmeye gitmiş, annesine söz vermiş, hemen gidip geleceğim, onu görüp geleceğim. İşte hemen gidip döneceği için onu görmemiş, herhalde savaşa mı gitmiş, bilmiyorum ne, tam bilmiyorum onu. Hemen geri dönmüş, onu hiç görmemiş Peygamber Efendimiz. Ama bugüne kadar ben hangi ile gitmişsem, orada çocukları görmüşsem, oranın tarihçesini bırakın, bir saniye, bırakın bilmeyi, 3 dilde, 4 dilde anlatıyor. Baykanlı gençler sınıfta kaldı. Olmadı. Veys el-Kırani, peygamberimizin yanında çok iyi bir dostudur. Hiç yalan söylememiş. Yani hakkın her zaman yanında olan, dürüst, yani ne diyeyim nasıl. Yani çok dürüst bir insandır. Allah'ın ne dese böyledir. Peygamberimizi görmek için gece gündüz onu yani takip etmek için, onu görmek için çalışmış yani. Ona gitmek için yani, onu görmek için.